parlamenter sistem konusundaki kararlılığım, Millet İttifakı'nın Türkiye'nin yararına olduğu konusundaki inancım ve o ittifakın oluşmasındaki katkılarım nedeniyle bir sembol siyasi kimlik olarak beni tasfiye etmeye çalışmaları bir makas değişikliğinin bariz ifadesiydi. Daha sonraki, bakınız Ömer'in Yolu diye bir propaganda, bir tanıtım ya da partinin kuruluş yıldönümünde böyle bir yol çizildi. Ömer'in yolunun arkasına bakarsanız bir aşure gibidir. Tüm siyasi parti liderleri desteklenmektedir. Yani en solda Ecevit'ten başlayın, sağda Erbakan'a kadar herkesin resmi geçit yaptığı bir proje. Ve Faruk Bey yapmıştı o projeyi uzun yıllar. Sayın Erdoğan'la çalışan, danışmanlık yapan bir kişi olarak. Ve orada İyi Parti'nin oylarına büyük bir düşme oldu. Daha sonra ne zaman belli bir süreçten sonra yani 2019 yerel seçimlerinden sonra İyi Parti ne zaman ivme almaya başlasa bu Ömer'in yolu, küfürleşme olayları ve benzeri şeylerle daima derhal o çıktığı yerden aşağıya inmiş oldu. Ben bunların tesadüfi olduğu kanaatinde değilim. Yani İyi Parti'nin adeta büyümemesi için bir çaba hissiyatı var bende. Ya da bu somut olarak bunları ortaya koyuyor. Bir siyasetçinin bunları yaptığınız zaman veya bu tür şeyleri koruduğunuz zaman o partinin oylarının düşeceğini görmemesi gibi bir şey olabilir mi? Ondan sonraki işte bu altılı masa sürecinde sürekli değişen fikirler, bir süre yani bunun canlı şahitlerinden biriyim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na gidip Sayın Akşener'in de isteği ve bilgisi doğrultusunda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın anketlerden çıkartılması gerektiğini söyledim. Yani bir ondan sonra hatırlarsınız onların İTA amiri odur, onların çekip çevirmesi gerekir dedi. Ama onların İTA amirinden Kemal Bey ailesine emanetten en sonunda 3 Mart'taki o 2 Mart'taki krize kadar geldik. Sonuç itibariyle bir kere millete sunulmadı ki Millet İttifakı millete sistemi hiç sunmadı. Parlament yani bu son Cumhurbaşkanlığı seçiminde tartışmalar yapılırken sistem tartışmalarına girilmedi ki bence bu bir eksikti. Sistem tartışmalarıyla milletimizin hayatının birbirine bağlı olduğu anlatılamadı. İş ekmeğin aynı zamanda bir sistem meselesi olduğu ifade edilmedi. Bunu herkesin anlayacağı şekilde ortaya konmadı. Yani bunu sadece İyi Parti yapmadı demiyorum. Bunu bence Cumhuriyet Halk Partisi de yapmadı, yapamadı. Bu yapılmalıydı. Ama parlamenter sistemle özet bulan bu hadisenin daha önemli kısmı şu. Türkiye 16 Nisan Anayasası'yla bir mutlak kuvvetler birliği rejimine geçti.